Nasılsınız, iyi misiniz? İyiyiz. Maşallah, sizleri biz de iyi gördük. İyi dersler diliyoruz. Hocam nasılsınız? Teşekkür ederim, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok mutlu olduk sınıfım adına. Sağ olun, eksik olmayın. Ben de çok mutlu oldum sizleri ve evlatlarımızı görmekten. 52 küsur kiloya ulaşmışız. Maşallah. Çok da mutlu oldum, hala devam ediyorlar. Hep böyle bizim sosyal projelerimiz oldu. Metin kardeşimiz var. Aha. Daha önce Eda kızımız vardı. Onun geçen yıl onun kampanyası destek verdiniz. Çok güzel. Birinci sınıf oldukları halde İstiklal Marşı'nın okutasını ilk dönemde söylemişlerdi. Çok güzel. Güzel bir sınıf. Çok güzel. Teşekkür ederiz. Evet, biz teşekkür ediyoruz sizlere. Peki sadece evlerimizden mi topladık pilleri? Yoksa böyle... Anneannem iş yerinden getirdi. İş yerinden. Piller saatlerden de topluyorum ben. Öyle mi? Ha, saatlerin biter pillerini alıyorsun. Bittiği zaman değil mi? Alıyorsun. Çok güzel. Evet. Benim annemin verisi. Öyle mi? Annemin verisi verdi annem. Tamam. Yani biraz o zaman evin dışından da toparlamış olduk, evet, değil mi? Annemin verisi. Ama sınıfında. Çok güzel. Aferin, tamam, çok güzel, tebrik ediyoruz. Bildiğiniz gibi her türlü atık olarak ifade edilen bu maddeler bir şekilde ilgili tesislere, bertaraf tesislerine gönderilerek buralarda bertarafı gerçekleşiyor. Ve tabii doğaya da zarar vermemiş oluyor. Tabii aynı zamanda da yeniden bunları ekonomiye de kazandırmış oluyoruz. Gerek işte yine pil yapımında kullanılabiliyor olabilir. Yine bunun haricinde farklı amaçlarla kullanılıyor olabilir. Ancak bunu toprağa attığımızda, sokağa attığımızda açıkçası o zaman fayda değil, zarar oluşturmuş oluyoruz. Biz de doğamızı ve çevremizi koruyabilmek adına, temiz tutabilmek adına sizlerin de desteğiyle bu çalışmaları yapmış oluyoruz. Ben her birinize çok teşekkür ediyorum. Tabii sadece bu değil. Ben bir konuda daha teşekkürümü ileteyim sizlere. Özellikle biz Milli Eğitim Müdürümüzden, sonra okul müdürlerimizden, sonra öğretmenlerimizden bir talepte bulunmuştuk. O da nedir? Öğrencilerimiz bu şehrin temiz kalması için son derece aslında dikkatli hareket ediyorlar, davranıyorlar. Yani en azından okullarda ya da evlerimizde anne babalarımız bize etrafımızı kirletmememiz gerektiğini ifade ediyor ve sizler de bunda son derece dikkatli olduğunuzu ben görebiliyorum. Niçin atıyorsun diye birini uyarabiliyorsunuz güzel bir şekilde. Ya da sizler atmayarak, kirletmeyerek destek verebiliyorsunuz. Biz bunu inşallah bundan sonraki süreçte sizlerin de daha fazla destekleriyle böyle işte ne sınıfımız kirlensin, ne okulumuz kirlensin, okul bahçemiz, ne de bahçeden dışarıya çıktıktan sonraki alanlar kirlensin. Bunlara müsaade etmek istemiyoruz. Bunlarda da, bunları yapabilmek için de sizin desteğinize bizim ihtiyacımız var. Kirletenleri gördüğümüzde kibar bir şekilde onları uyarmamız gerekiyor, ikaz etmemiz gerekiyor. Ya da hiçbir şey yapamıyorsak onun attığı çöpü yerden alıp bizim ilgili çöp kutusuna, çöp noktasına atıyor olmamız gerekiyor. Bu konuda şu ana kadar verdiğiniz destekler için ben sizlere teşekkür ediyorum. Tabii pil konusunda da bütün herkesi geçerek birinci oldunuz. Bundan dolayı da kutluyorum, tebrik ediyorum. Her birinizin katkısı var, belleğinizin katkısı var, konu komşunun katkısı var anladığım kadarıyla. İnşallah tabii bu duyarlılığımızı devam ettirelim hep birlikte. Çünkü bizim doğaya ihtiyacımız evet çok fazla var değil mi? Hayatta kalabilmek için. Ama doğanın bize ihtiyacı yok. Dolayısıyla doğayı da temiz tutması gereken bizleriz. Bunu da en başta sizlerle gerçekleştireceğiz. Destekleriniz var. Aynen. Sayın Başkanım buradayız efendim. Öğretmenim beni sorayım. Güzel kızım. Ben teşekkür ederim. Katkılarınız için. Notları okumayı unutmayın. Tabii notları da okumayı unutmayın. Ben teşekkür ederim çocuklar. Hadi bakalım iyi okumalar diliyoruz. Evet güzel kızım. Al bakalım bu da senin. Bunlar da benim, bunlar da size verin zaten. Olmayanlara verin. Kom açacaksın. Hayır. Şimdi açın. Şimdi açın. Ben açın. Tamam. Açın. Bir tarafa veriyorum.
Tursa mı? Bakın bizlerden sağ mı baksın? Sudan baksın. Geçmedi. Hadi herkes doğal bir yere bakıyor. Evet, buradayız efendim.